Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyicilerimiz, sağlık olsun programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Bey. Programımıza ve stüdyomuza tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Sizleri sormalı. Sizlerle bir bölüm daha Çekebiliyor olmanın, bir bölüm daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Eyvallah. Hocam değil, bu program MS hastalığından bahsedeceksiniz bize. Hı hı. MS hastalığı nedir? Nasıl olur? Nerelerden yükseler? İnsanda ne tür belirtileri vardır? Hı hı. Bunlardan bahsedeceksiniz. Sizi Doğru. dinleyeceğiz. MS hastalığının tanımından başlayabilir misiniz hocam? Evet. Hocam e, MS hastalığı, kısa adıyla MS, gerçekte bizim latince olarak Multiple skleroz ismi vermiş olduğumuz bir hastalık. Ee, isminden de biraz bahsederek de açıklayabiliriz aslında. Multiple çoklu demek. Siklerozda e, doku sertleşmesi anlamında kullanılıyor. Yani beynin çok farklı yerlerinde birden fazla yerinde e, belli başlı yerlerin sertliğe kavuşması. Peki neden böyle bir şey meydana geliyor? Şimdi bizim e, vücudumuzda kuşkusuz ki bir bağışıklık sistemi var. Ve e, bağışıklık sistemi eğer vücuda e, yabancı maddeler ya da işte e, uzaklaştırması gereken, direnmesi, savaşması gereken çeşitli işte virüs, bakteri ve benzeri bir şeyle karşılaştığında e, bunu bizim için e, önleyen, savaşan bir e, sistem ve biz bağışıklık sistemi diyoruz. Bazı kişilerde e, bu bağışıklık sistemi e, vücudun kendisini üretmiş olduğu bazı yerleri yabancı olarak kabul edip buralara e, savaş açabiliyor. Yani buralara karşı bir direnç gösterebiliyor. Ve e, bu sebeple aslında multiple skleroz hastalığı meydana gelebiliyor. Peki ne oluyor? E, multiple skleroz beyinde olan bir hastalıktır. Yine e, geçtiğimiz haftaki bölümde de bahsettiğimiz gibi Parkinson hastalığında nasıl bir beyinde e, hormonal anlamda etkilenme varsa. Burada da beynimizdeki e, belli başlı ilgili merkezlerin Sinir iletim sistemindeki bozukluğa bağlı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Merkezi sinir sistemine bağlı bir kronik hastalıktır. Merkezi sinir sisteminde bizim sinir sisteminin bazı böyle bölümleri vardır. İşte akson, <laughs> dendrit vesaire demiş olduğumuz bazı bölümleri vardır. Ve bunların içinde miyelin kılıf demiş olduğumuz e, enerjiyi ortaya çıkartan ve o enerjiyle aslında elektriğin devamını sağlayan bir kısımdır. E, bu hastalıkla birlikte bu kılıf zarar görür ve yanlış elektriklenme gibi düşünebilirsiniz. O elektriğin e, düzgün bir şekilde çalışmamasından kaynaklı olarak e, MS hastalığı ortaya çıkmış olur. Peki. Ee, bu mielin kılıfların e, saldırıldığında dedik ki işte hasarlı bölgeler oluştu. İşte plak ismini vermiş olduğumuz bazı yapılar meydana geldi. Ne gibi e, etki ya da nasıl gösteriyor kendisini? Bu kişiler yürümelerinde konuşmalarında e, özellikle görme gibi fonksiyonlarında bozulmalar olduğunu hissederler. Ve e, biz buna bağlı olarak bazı e, uzun süreçli Ataklar yaşarlar. Yani kişi normal şartlar altında herhangi bir yürümesinde bozukluğu yoktur. Fakat kişi uzun saatler boyunca yürüyemez. Örneğin. Ya da e, görmesini böyle bir gün boyunca düşünün. Ya da saatlerce çift görüyor. Yani çift gördüğünü düşünün. Çünkü bu mielin kılıf demiş olduğumuz yani bu sinir sistemindeki o hasar merkezi sinir sistemindeki işte bazen e, omurilik soğanına denk geldiği zaman işte dengeyi bozabildiği gibi bazen gözlere giden işte optik sinirlere e, bu anlamda tesir ettiğinde görme yetisini bozduğunu ya da işte kol bacaklarla ilgili yaptığında güçsüzlük ya da işte e, kasılmalarla yürümeyi engellediğini söyleyebiliriz ve bu e, hemen böyle 3 saniyelik 5 saniyelik bir atak değil. MS atağı biraz uzun sürer, yani birkaç saat sürebilir. Hmm. Ee, bu sebeple de bu, bu e, ataklar da kişiden kişiye göre değişmekle birlikte işte haftada bir e, nüksedenler olabildiği gibi 3 ayda bir nüksedenler olabildiği gibi senede bir defa nüksedebildiği de olabilir. E, MS hastalığı gene itibariyle bu şekilde söyleyebiliriz ve e, bu MS hastalığında Birçok aslında farkındalığın sağlanması için e, kamu spotları da bununla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. İşte hatta en çok bilinen ünlüler arasında işte Serdar Ortaç'ın falan hastalığı MS hastalığıdır mesela. E, kişilerde total anlamda bir yorgunluk bir bitkinlik hali de üzerlerinde vardır. E, fakat şöyle bir toplumda algı var ne yazık ki e, MS'li bireyleri çalıştırmama yani işte e, bu kişiler bir iş başvurusunda bulunduğu takdirde e, MS'de olduğunda patronu nedense almak istemiyor. E, MS'de olmak çalışmaya engel değildir. E, MS'de bireyler eğer yorgunluğu ya da işte ayakta dur bunun tabi tipleri türleri var orada biraz daha detaylı evet. bahsedeceğim. E, ama normal şartlarda bir MS'de hasta e, günlük hayatını idame ettirmekle ilgili ya da e, bununla ilgili görevlerini vazifesini yerine getirmekle ilgili sorun yaşamaz. Zaman zaman bir atak nüksedebilir. E, bu da hoş Yani bir gün müsaade edilebilir. Bir gün izin verilebilir. E, ki hemen hemen herkes zaten çalışma e, ortamında illaki yeri geldi. Zaman zaman izin aldığı olmuştur. E, bu kişilerin de rahatsızlıklarından dolayı bu ve benzeri evet. atak döneminde e, izin verilmesi halinde gayet çalıştırılabilir bir problemi e, olmayacağını söyleyebiliriz. Hocam MS hastalığının nüksetmesine neden olan etkenleri soracağım size ama öncesinde hı hı. E, ülkemizdeki MS hastalığının oranı veya dünyadaki küresel çapta MS hastalarının oranı nedir diye sorsam bir oran verebilir misiniz? Yani e, tabii ki tam olarak bir oran veremeyiz ama e, bizim şu an aslında geçtiğimiz haftaki bölümle birlikte e, nörolojik hastalıklara evet açmış Parkinson'dan olduk. bahsettik geçtiğimiz evet. hafta yani Parkinson gayet bilinebilir bir hastalık ama MS onun kadar yaygın değil. değil. Bu şöyle bilinir dünya çapında. işte hatta biz bunu tıp literatüründeki kitaplarda da tarif böyledir. Yani şeye çok olarak aldanmayın ama genellikle kimleri vurur gibi bakıldığında Latin yani beyaz ırk ve kadın olmak bu anlamda bu hastalık için dezavantaj. Yani beyaz ırktan olan kadınları daha çok vurur. Erkek olan MS hastaları da yok mu? Kesinlikle var. Yani bir insidans bu anlamda vermek insidans demiş oldum işte toplumda görülme sıklığı olarak e, bir oran vermek bu anlamda güç e, ama tabii ki e, şey bakıldığında hemen hemen e, şehirlerde ya da işte e, bizim kliniklerimizde gelen başvurularda şöyle bir oran verebilirim. Kliniklerden e, bir evet. yola çıkarak bir oran verebilirim. Bir kliniğin fizik tedavi ünitesinin e, ortalama 200 civarında 150-200 civarında hastası varsa bu 200 kadar hastanın içerisinde 2 ya da 3 kişi falan MS'li hmm. olabiliyor. Yani ortalama %2, %1 dolaylarında görüldüğünü söyleyebilirim. Ama bu tabi fizik tedaviye başvuranlar. Yani hmm. sağlıklı bireylerle birlikte bakıldığında binde birlere ya da 10 binde bir, 100 binde bir gibi oranlara denk gelebilir. Ee, bu şekilde bir insidansının olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra da daha çok 20 ila 40 yaş grubundaki bireylerde evet. e, görüldüğünü söyleyebiliriz. E, fakat 20 yaşın altındakiler ya da 40 yaşın üstündeki bireylerde de görülmez mi? Görülebilir. Fakat çok çok daha nadir olduğunu söyleyebiliriz. E, biz bu kişilerin e, isterseniz yavaş yavaş e, klinik olarak da nasıl bir seyri olduğunu, belirtileri Tabii. nasıl neden nükseder? Yani e, dış etkenler var mıdır yoksa sadece kalıtsal mıdır? Ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Ondan sonra tabii ki de hastalığın tanısı nasıl olur? Bir birey bunu nasıl fark eder? Hı hı. Ve sonrasında siz neler yapıyorsunuz? Tabii şöyle hocam e, aslında bu bireylerin buna e, maruz kalmalarının altyapısında biraz tabii genetik faktörler var. E, genetik yatkınlık vesaire e, önemli olduğu gibi en çok tetiklediğini düşünüldüğü şey aslında... Bu hastalığın e, stres durumu ya da psikolojik duygu durumu da çok etkilediğini söylüyor. Biraz farklı ve ilginç bir nedeni var çünkü ilk başta bahsettiğiniz tabir yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Vücudun bağışıklık sistemi normalde dışarıdan gelen zararlı etkenlere karşı savaşır. Hı hı. Burada biraz hani müttefik ateşi açar gibi. Evet doğru. Kendi e, vücudun kendi içerisinde bir savaş yaşanması anlamına geliyor. Doğru. Burada. Yani bu... biraz çünkü garip tersinir bir olay var evet. bu yüzden zaten nadir yani sayılabilecek çok az <laughs> görülen bir rahatsızlık ee, burada da işte hani biz hep bunu söyleriz ee, sağlıkta ya da tedavide iyileşmede e, psikoloji çok önemlidir diye biz evet. bunu kanserde de e, anlattık ya da diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar ya da işte COVID olsun birçok hastalık grubunda ee, psikoloji yani de, yani söylemediğimiz neredeyse hastalık yoktur. Çünkü ya hastalıktan dolayı psikoloji etkilenir ya da psikolojiden dolayı hastalık gelebilir. Yani evet. e, sağlığın zaten biz biyo psikososyal deriz e, sağlığı tanımlarken. Yani biyolojik bir varlığız. Psikolojik de bir varlığız. Aynı zamanda sosyal bir varlığız da. Yani başkalarıyla da bir etkileşimimiz var. Mutlaka. Herhangi bir bu üçlüden herhangi bir ya da daha fazlası etkilendiğinde bizim sağlık olarak artık ha, yani e, tıp terminolojisinde biz hasta demiş oluruz. Sağlıklı evet. olmayan bir birey haline gelmiş oluyoruz. İşte bir birey e, psikolojik olarak rahatsızlığı yaşadığında ya da fizyolojik olarak veyahut da sosyal ortamında bir problem yaşanında artık hasta bir birey olmuş oluyor. Evet. MS hastalarında da bu anlamda evet e, farklı bir durum var ve e, sinir sistemini bağlayan bir problem olduğu için de ne yazık ki Sinir sistemindeki iyileşmeler ya da düzeltilmeler çok da kolaylıkla mümkün olmuyor. Biz burada sadece tedavi kısmında biraz daha detaylı bahsedeceğim ama biraz klinik seyrinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi hastalığı bir şöyle hatırlayalım ne dedik? Beynin çoklu yerlerindeki, e, hasarlı yerlerde belli bir sertleşme oluyor ve merkez sinir sistemindeki bu miyelin kılıfın zarar görmesinden dolayı elektriksel anlamdaki yüklerin ya da elektriksel iletimlerdeki e, bozulmalar e, ilgili yerlerde hasar bırakıyor. Biz burada kişisel uyarıların düzgün iletilememesi vesilesiyle de zaman zaman kişinin duyu anlamında bir zafiyet yaşadığını, zaman zaman konuşmasında ya da görmesinde bazen de denge yürümede de güçlükler yaşadığını söylemiştik. Ve bu kişiler normal şartlar altında kendisinin herhangi bir kol, bacaklarında bir güçsüzlük ya da işte görmede bir bulanıklık gibi şeyler yaşamazken ee, bu hastalık vesilesiyle de e, dengesel anlamda da problemler yaşar ve biz bunlara da ataklar demiştik ve 24 evet. saate kadar da sürebilir. <laughs> Şimdi bu e, hastalığın klinik seyriyle ilgili de evrelerden istersen biraz da bahsedelim. Yani e, kaç farklı evresi ya da kaç farklı türü var e, diye bakacak olursak MS hastalığıyla ilgili. 4 tipte biz ele alıyoruz MS hastalığını. Bunlardan bir tanesi e, ataklar ve iyileşmelerle gittikçe e, devam eden bir tür. Yani evet kişinin e, atakları zaman zaman yükselebiliyor. Fakat e, tedavisi sağlandığı müddetçe gittikçe iyileştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu bizim için iyi olan bir türü. Bir diğeri Bizim primer ilerleyici demiş olduğumuz bir MS türü var. Primer ilerleyici yani birincil olarak direkt ilerleyici. Primer dediğimiz şey nedir? Yani hastalık başladığı andan itibaren sinsilce ilerler ve kademeli olarak hep devam eder. Yani bozulma iyileşici düzeyde değil. Yıkmaya devam eder ve bunu hemen belli etmez. Kişi bunun farkında mıdır peki bu esnada? İlk etaplarda farkını almaz. çünkü sinsi ilerler. Yani e, başlar bozmaya devam eder, ilerledikçe yine bozmaya devam eder ve ne zaman işte kişi görme bozukluğu ya bir atak yaşaması lazım bir MS Hı -hı. atağı geçirdiği evet. zaman "Aa bana ne oluyor" falan dediğinde ya da işte bir anda bayılıp kaldığında, yürüyemediğinde vesaire. İşte hastaneye gittiğinde e, ilgili kişiler işte bir nörolog e, hekime yönlendirmesini yaptığında eğer ki bu, birazdan tanı kısmında bunu zaten anlatacağım. E, orada e, doğru bir şekilde bunu ifade edebilirse bu tanısını konmuş olur ve ha, işte biz orada belli başlı tanılarla beraber hangi türde ne şeyde olduğunu anlayabiliyoruz. Primer ilerleyici demiş olduğumuz şey başlangıcına itibaren sinsice ilerleyen bir MS hastalığı. Evet. Üçüncüye geliyorum. Sekonder ilerleyici. Yani bunda da e, hastalık başlamıştır. Fakat sinsi bir şekilde ilerlemez. E, kendisini sonradan şikayetlerle gösterir. Ama e, çok büyük, yıkıcı bir şekilde ilerleyişi yoktur. Yani bu hastalık evet e, kendisinde işte mesela bir miyelin kılıf zarar görmüştür. Ama çoklu yerlere hemen büyümemiştir. Yani beynin hemen birçok yerinde göremezsiniz. Bir yerde başlamıştır. E, o o yerde bir problem büyür, kendi içinde büyür ve bir belirti verir. Ve bir belirti verince acaba falan olursunuz ve anlarsınız. Yani başlangıcı itibariyle evet. hemen bozmaz. Sonradan sonradan kendisini gösterir. Biz buna sekonder ilerleyici diyoruz. Son kısımda ise ataklarla ilerleyici bu bizim en tehlikeli kabul ettiğimiz kısım çünkü bu hastalarımız hem sinsi yani sinsice ilerliyor ve ilerledikçe de atakları da büyür yani örnek veriyorum normalde senede bir atak geçiriyordur evet. artık 3 ayda bir atakları gözlemlere başlayabilir ya da haftada bir günlük olarak atakları bile arttığı dönemlere gelebilir. İşte biz bu e, 4 evrede e, hastalarımızın MS e, olarak 4 evrede incelemiş oluyoruz hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Hasta belirtilerden dolayı muayene oldu, bir nöroloğa ve teşhis konuldu. Sonrasında işler size düşüyor. Siz tanı koyuyorsunuz. Hı hı. Hastalığın hangi evrede olduğuna dair fikir ediniyorsunuz. Doğru. Bu süreçte bu süreç nasıl ilerliyor ve sonra tedavi süreci nasıl başlıyor ve nasıl devam ediyor? Şöyle hocam aslında e, belirti kısmını bir e, altın çizerim Çünkü e, kişiler neyi hissettiğinde ya da ne var olduğunda e, ben MS hastası olabilirim e, diye düşünmesi açısından bu anlamda bir fikir verebilir. E, MS hastalarının en büyük problemi yorgunluktur. Yani e, günlük hayatlarında... Ee, ...gerçekten sanki dünyaları sırtlarında taşıyor kadar bir yorgunluk hissederler. Yani yataktan kalkmak onlar için zulüm gibi gelebilir. Yani bu e, tabi bahsettiğim evrelere göre değişkenlik gösteriyor. Evet. Her hasta her gün böyle değildir. Fakat her gün günden güne kendisini daha kötü hisseden türleri de az önce bahsettiğim gibi var. Evet. Ve burada... E, kişiler kendilerindeki bu yorgunluktan dolayı hareketleri de kısıtlanıyor ve gittikçe güçsüzlük meydana geliyor. Şimdi şöyle düşünün: bir taraftan hem elektrik iletimiyle vücudunuza e, kan ya da işte kaslarınızda e, bir çalışma durumu olmuyor yani bu anlamda zafiyet yaşıyorsunuz azalmaya başlamış. Bir taraftan da yorgunluğunuz var ve bu yorgunluktan dolayı da hareket edemiyorsunuz. Evet. Ve bu kaslarınızdaki ne kadar bir güçsüzlüğe evet. sebebiyet vereceğini hayal edebilirsiniz. Ve e, bu güçsüzlük neticesiyle e, artık ayağa kalkan bireylerde e, takdir edersiniz ki dengesine de bozukluklar meydana gelecek. Yani artık kişi yorgun, e, kas kas Olarak da güçsüz bir forma geldi ve dengesinde bozukluklar var. Hatta bu yorgunluk ya da güçsüzlük bazen öyle bir noktaya gelir ki konuşurken böyle peltekleşebilir zaman zaman. Bu atakları geldiği dönemdeyken e, yani çene kaslarına dil, diline varana kadar bu anlamda konuşmasında pelteklikler olduğunu bile gözlemlenebilir. Ve e, bu kişilerin atak esnasında baş dönmeleri yaşadığını biliriz. Yani büyük yoğun bir baş dönmesi çok ciddi bir yorgunluk ve kendisinde hiçbir güç hissetmeme bitkinlik yani aslında. Zaten beraberinde bir baygınlık meydana gelir. Ve tabii ki bahsettiğimiz gibi çift görme yani bulanık görme ya da çift görme gözde de görme bulanıklığı olarak da bu anlamda belirtileri sayabiliriz. Şimdi biz bunların içerisinden 3-4 tanesinin varlığını gördüğümüz takdirde ee, bu kişilerin pot yani çok ciddi potansiyel olarak bir MS hastası olduğunu söyleyebiliyoruz. Kişilerde de bununla birlikte zaten e, dediğim gibi o psikolojik altyapıya da dayandığı için e, zaten bir depresyon halinde kişilerde var. E, bu belirtiler şayet bireylerde varsa e, MS adına e, bir tanı konması için bir nöroloğa başvuruda bulunmasını tavsiye edebiliriz. Hocam sizleri dinlemeye devam ediyoruz. Tanı... Aşamasında kalmıştık. Tanı koyma Hı -hı. aşamasındaydınız. En son orayı dinliyoruz. Evet. Ee, hocam biz tanı konmasında şunlara dikkat ediyoruz. Bu hastalığın tanısı konulurken öncelikle bir nörolojik muayenesi yapılır. Yani bunu e, bir uzman hekim tarafından belli başlı testlemeleriyle birlikte işte e, göz bebeklerindeki o büyüme küçümeden tutun da birçok Vücudun verebileceği e, bu sinir iletimindeki e, hasara bağlı olarak bırakabildiği problemleri tespit edebilmeye yönelik testlenmeleri yapılır. Bunun yanı sıra en önemli kısmı aslında işin öykü kısmı. Yani öykü dediğimiz şey bizim hasta hikayesi. E, hastamız geldiğinde e, başından geçen tüm süreçleri A'dan Z'ye bizimle paylaşması çok önemli. Çünkü orada çok küçük görülen şey ya da sizin için normal gibi ya bir işte çift gördüm ama falan deyip yani çok üzerinde önemsizmiş gibi düşündüğünüz hissettiğiniz bir şey bizim için bu hastalığın belki tanısını koymada çok önemli bir kritere tik koymuş olabilir. Bu sebeple genel itibariyle nörolojik hastalıkların temelinde çoğunlukla bu vardır. Ee, bir hasta olarak bir kliniğe başvurduğunuzda müracaat ettiğinizde hastalığınızı anlatabildiğiniz kadar derin ve e, yani gereksiz değil tabi ama hastalığınızın özelinde olabilecek bildiğiniz hissettiğiniz e, fark ettiğiniz neler varsa her şeyi paylaşmanız bu anlamda çok kıymetli ve e, biz MS hastalığının tanısını da yine e, hastanın öyküsünü çok dikkatli bir şekilde almaya özen gösteririz. Yeri geldiğinde bunu tespit edebilmek için e, MR görüntülerine başvurabildiğimiz gibi e, kan kısmına, kan tahlillerine bakabilir. Ve özellikle de elektrofizyolojik çalışmasına bakmamız bizim için çok önemli. Çünkü bu bir e, elektriksel sürece dayalı olduğu için oradaki elektriksel süreç vücudun çalışma fizyolojisine yani çalışma sistemine ne gibi bir etki bırakmış? E, bunları yine değerlendirmesini yaptığımız bazı testler uygulanır. Ve en son olarak Parkinson'da da bahsettiğimiz gibi bir beyin omurilik sıvısından, belden çekilen bir sıvıyla bunun tahlilleri yapılmasıyla birlikte de oradaki fizyolojik süreçlerde nasıl bir etkilenme var. Bunlar da bizim için tanı koyarken bakmış olduğumuz şeyler arasında hocam. Peki hocam tedavi süreci nasıl işliyor? Neler yapıyorsunuz MS hastalarına? Biz tedavi 3 ayrı kısma ayırıyoruz aslında. Ee, öncelikli olarak belirtilere yönelik demiş olduğumuz bir tedavi programımız var. Bir e, ataklara yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz tedaviler var. Bir de atakları önlemeye yönelik. Yani atak varsa bu atak e, atağı tamamen tedavi etmek ayrı bir e, bakış açımız. Bir de bu atakları önlemeye dayalı olan üç farklı şekilde biz e, kısma ayırıyoruz aslında tedavimizi. Peki neler var burada? Tabii ki ilaç olmazsa olmaz bu hastalarımız e, ilgili o miyelin kılıfındaki hasarın düzeltilebilmesi ya da bu hasarın daha fazla meydana gelmemesi için çünkü bir bağışıklık sistemiyle ilgili de bir evet. süreç var. E, bunu reorganize olması için vücudun ilaç desteği alması lazım. Bu e, ilacın ardından tabi yapılabilen şu anki e, günümüzdeki tedavi yöntemleri arasında bir de fizik tedavi var. Ve bu fizik tedavi aslında bu hastalık için e, elimizdeki olan tek silah diyebilirim ilaçtan sonra. Ve biz fizik tedavide bu hastalarımıza yapmış olduğumuz çok farklı uygulamalar var. Ne gibi? E, öncelikle fizik tedavinin şöyle bir sürecini bahsedeyim. E, i̇laç kullanım aralıkları ve ilaçtan önce mi sonra mı geleceği ile ilgili biz önce hastamıza eğitim veriyoruz. Çünkü... E, ilaçları kullanmadan gel gelindiğindeki o hastanın zaten o yorgun bitkin hali bizim egzersizi yapmamıza problem olabileceği gibi e, seansların arasındaki süreyi de bizim için belirliyor. Yani bir MS hastası dün size geldiğinde her şey çok güzel olabiliyorken bunu bir e, sağlık profesyoneli olarak söylüyorum, bir fizyoterapist olarak e, o hastamla belki çok güzel bir seans geçiriyorum. E, ertesi gün Tekrar bir seansımız varken kliniğe beklediğim esnada e, aldığım bir telefonla öğreniyorum ki işte hasta kendi yataktan çıkabilecek kadar bile iyi hissedemeyebiliyor. Yani e, çok değişken ne çünkü orada türlerinden bahsetmiştim. Yani e, evet. bazı türleri için bu böyle şeyler me, meydana gelebiliyor ve bu yorgunluk gerçekten onların yataktan dahi çıkmaları için çok zor hale gelebiliyor. Ama bazen doğal sınırları görebiliyorsunuz sizin kliniğinizden çıkarken işte elinde bir bastonla örnek veriyorum parkta parka gidebiliyor yürüyebiliyor evine gidip gelebiliyor. yani top taşıma bile kullanmaksızın yürüyerek gidip gelebiliyor bazen bu kadar dinçlikte olabildiği gibi zaman zamansa yataktan çıkamayacak halde olabiliyor gelelim fizik tedavi kısmındaki yaptığımız şeylere biz bu hastalarımızdaki özellikle kendilerindeki ee, bu kas kuvveti ve güçsüzlüğünü yaşamalarından dolayı bir vücut dengesinde bozulmalar meydana geliyor. Ee, öte yandan çok ciddi anlamda kas kayıpları yaşıyoruz. Yani bacaklarında gözle görülür düzeyde ince, incelmeler görülebiliyor ve bu incelmeleri önleyebilmek adına biz e, kuvvetlendirme egzersizleri veriyoruz. Yani işte bacak kaslarında kuvvetsizlik varsa bacak kaslarını kuvvetlendirme ya da işte kol kaslarında varsa kol kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler veriyoruz. Bunun yanı sıra bizim genel itibariyle postür egzersiz demiş olduğumuz vücudunun herhangi bir yerinde bu güçsüzlükler ya da dengelere bağlı işte bozululukluklar varsa bunları önlemeye dair yapmış olduğumuz egzersiz programları var. Çok önemli bir egzersiz türümüz solunum egzersizleri bu hastalarımızda çok önemli. Çünkü e, vücudumuzun nefes alıp vermesi bizim iç sistemimiz için ne kadar kıymetli olduğunu geçmiş bölümlerde çok e, evet. derin bir şekilde anlatmıştık. Burada da iş bağışıklık sistemi ve vücudun çalışma sistemi ile ilgili de bir e, hasar durumu ortaya geldiği için e, biz bu anlamda yine solunum egzersizleri ile bu Vücut direncinin, bağışıklık sisteminin de ayakta kalabilmesi için e, oldukça e, çaba sarf etmeye gayret gösteriyoruz. Ve dedik ki bu kişiler atak geçirdiğinde ayakta duramıyorlar. Dengelerini kaybedip düşebiliyorlar. Evet. Biz bu sebeple denge egzersizleri de veriyoruz. E, zaman zaman da en çok kullanmış olduğumuz egzersiz tiplerinden birisi de uzun süreli germe egzersizleri. Yani... E, hareketsizliğe bağlı olarak kaslar kendini çekebilir yani e, kasılma olarak düşünmeyin e, küçülüyüp küçüldüğü için yani kas hacmi kuvvetsizlikten dolayı küçülmeye başlar ve buna bağlı olarak da kısalmaya başlar yani kendisini çeker bu çekmeleri önlemek için biz e, uzun süreçli germe egzersizleri veririz örneğin işte ayak bileğini sürekli ge gereriz ki işte eee Bacağının arka kısmındaki kas grubu tamamen gergin kalabilsin ve kendi formunda dinamik bir şekilde varlık gösterebilsin diye ve yine görme kısmından da anlaşılabileceği gibi bizim bedenimizin hem görmenin şöyle birkaç farklı özelliği var hocam aslında bunu böyle bahsetsek daha güzel olacak görme bizim sadece bir şeylerin varlığını tespit edebilmekte kullandığımız bir uzuvumuz değil. Görme bize aynı zamanda dengeyi de sağlar. Evet. Çünkü e, biz görsel bir uyaran alarak etrafımızda ne var? Eğimli bir ara, yerde miyim? E, düz bir yerde miyim? Zeminin işte kumlu mu? Taşlı mı? Yani denge için göz çok önemlidir. Çünkü dengeyi biz anlatmıştık daha önce. Üç parametresi vardı. Görme, işitme ve işte e, bizim proprioceptif demiş olduğumuz farklı bir duyu organı ile birlikte biz dengeyi sağlarız ve e, görme bozukluğu bir kişinin dengesini de bozabileceği için biz koordinasyon ve denge egzersizleriyle birlikte bu görmedeki atakları da kısaltmaya azaltmaya gayret gösteriyoruz. Şöyle toparlayacak olursak hocam e, kişilerde dedik ki e, ilaç tedavisi var. Bir de fizik tedavi süreci var. Evet. Fizik tedavide kişilerin yorgunluğunu, halsizliğinden dolayı kas kuvvetlerini önlemek için güçlendirme yapıyoruz. Ve bu güçlendirmenin yanı sıra oksijen, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi bakımından solunum egzersizleri çok önemli dedik. Diğer taraftan koordinasyon ve dengeye yönelik egzersizlerimiz var dedik. Şunu da söylemeden unutmayalım. Ee, bu hastalarımız sıcağa karşı çok ciddi duyarlılığı vardır. Yani sıcak havalarda e, daha bitkin olurlar, daha yorgun olurlar, daha ha, e, hareketsiz olurlar. Ve biz uygulamalarımızda çoğunlukla buz tedavisini kullanırız. Yani soğuk vermek bu hastalar için daha e, şifa kaynağı olabilir. Bunun nedeni nedir hocam? Şöyle hocam şimdi elektriksel uyarıma bağlı olduğu için yani şöyle düşünün bir yerde e, kablonuzdan düşünün çok aşırı elektrik aldığında oradan çok fazla bu e, kontrolsüz geçiş olduğunda ısındığını görürsünüz değil mi ya da evet. telefonun da aynı şekilde evet. işte şarj aldığı esnada şayet Tabii, bir bozukluklar adaptör, varsa telefon. varsa işte prizde bazen gösterebilir kabloda olur telefonda olur sıcaklık görürsünüz. Bu sıcaklık da sinir iletiminin daha fazla aslında yanmasına, kopmasına ya da bu anlamda bozulmaya e, sebebiyet verebilir. Biz bu bozulmalar olmasın diye buzla da kişilere bu anlamda tedaviler uyguluyoruz. Yani bacaklarına, koltuk altlarına zaman zaman soğuk uygulamalar yaparak onun dinamizmini ya da canlı kalması adına da bu anlamda destekte bulunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi tam olarak bir tedaviden bahsedemiyoruz. Evet. Fakat şayet dört evreden birisindeyse zaten o gittikçe ilerleyici bir hali varsa evet bizim de desteklerimize iyileşebiliyor ama diğer durumlarda... Ee, tam olarak bir iyileşmeden bahsedemiyoruz. Kontrol altında alıp ilerlemesini kesmeye çalışıyoruz. Atakların sürelerini uzatmaya çalışıyoruz. Yani 3 evet. e, senede bir olsun. 5 senede bir atak olsun olacaksa diye evet. düşüncemiz ya da e, yardımcı olmaya çalışmış olduğumuz. E, ana gaye biraz bu. Çünkü o atak anında gerçekten çok ciddi bir baş dönmesi, halsizlik, güçsüzlük ve e, bitkinlikle kendisini zaten baygın bir halde bulduğunu, söylemiş olduk bu anlamda MS hastalarının da farkındalık günleri oluyor yılın bazı dönemlerinde birçok sosyal medyadan olsun devletin kamu spotlarında olsun ya da çok ünlü kişilerden de bu hastalıktan muzdarip olanlar var onların da yürütmüş olduğu kampanyalarla birlikte MS farkındalık oluşmuş oluyor umuyoruz ki bu hastalarımızın da varsa etrafımızda çevrenizde buna yönelik daha evet. farkındalıklı daha bilinçli bir şekilde onlarla olan iletişimimizi sürdürüp çünkü bu kişilerin dediğim gibi Tabii. bu duygu durum ve depresyon durumları çok kıymetli ve destek olmak yanlarında varlık göstermek işin psikolojik tarafı benim çok alanım olmasa da sağlık içerisinde mutlaka değinmemiz gereken bir kısım ee, i̇şin bu anlamda sosyolojik ortamında da ve psikolojik anlamda da destekli olabilmesi için e, bu hastalarımızın yanında olmak, onlara güç Mutlaka. olabilmek, e, onlara güç katabilmek bizim için e, çok önemli bir vazife olduğunu söyleyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Bireyin kendi hastalığının farkında olması, bununla barışık olup onunla yaşayabilmesi kadar toplumun da o hastalıklı bireyle birlikte yaşayabilmesi, toplumun onunla barışık olması çok önemli. Belki bu daha önemli çünkü toplum o hasta bireyle barışık olduğu zaman onun da yaşam kalitesini artırabilecek destekte de bulunabiliyor. Burada şunu zaten söylemiştik aslında ortada bahsetmiştik ama en son olarak şunu da söyleyelim: çalışma hayatında bir problemleri olmaz bu kişilerin. Evet. Bu sebeple eğer işverenleri bu anlamda bir MSli kişi başvuruda bulunuyorsa göz ardı ya da işte o kişiyi negatif olarak değerlendirmeleri çok mantıklı değil doğrusu. Tabii ki. O hastaların da hem hayata katılımı, yaşama dönüşleri açısından aksine bir iyileşme yani Mutlaka. gibi bir şey oluyor, katkısı olmuş oluyor bu kişilere. Bir yerde siz aslında tedavi etmiş oluyorsunuz çünkü bu anlamda hem yaşam kalitesi, hem hayata tutulması, hem de bireyle ve hayatla olan bir barışıklığı. Ee, bağışıklık sistemini de daha zinde ve daha güçlü tutarak evet. hastalığın ilerlemesini kesip belki de iyileşmeye götürecek bir etken olabilir. Çünkü psikolojik anlamda ilk tedavi zaten hastalığın evresi ne olursa olsun müsaade ettiği ölçüde ben gündelik hayatıma devam edebiliyorum diyebilmektir diye düşünüyorum yani. Evet kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli ben izleyenlerim bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki sağlık olsun programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.